başkanım, bizi onur ettiniz. Allah razı olsun. Arkadaşlarım sağ olsunlar, çalışmalarına bütün hızlarıyla beraber devam ediyorlar. Ufak tefek eksiklerimiz tabii ki oluyor. Bunları da bertaraf etmeye çalışıyoruz. Biz tekrar teşekkür ederim. Ünye'yi ünye yapan kıymetli değerler burada başkanım. Ünye'nin görünmeyen yüzleri burada. Yollarını çakıllayan, yollarını açan, köprüsündeki demiri korkuluğu kaynatan, onu boyayan. Ünye'yi hem turizm anlamında hem yaşanabilir bir kent anlamında değer yaratan arkadaşlarımız burada. Hepsine gösterdikleri uyumdan, çalışkanlıktan, hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızda durduğu için. Kar kış demeden kimi yolu açıyor, kimi kaynağını yapıyor. Ünye'yi güzelleştirme adına bütün gayretleri hep beraber sarf ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben burada. Belki bazı arkadaşlarınızla selamlaşıyoruz. Bazınızı da rahatsız etmemek adına yanınızdan geçiyoruz ama pek de düzeni keyfi bozulmasın diye. O anda sizlerin insicamını bozmamak için pek de size görünmüyor. Ama biz de erken saatlerde sizler gibi sahadayız. Öncelikle emeklerinizden dolayı, gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Müdürlerimiz bahsettiler. Dediler ki sahada gece gündüz demeden görünmeyen yüzlerimizle Ünye'ye hizmet ediyoruz diye ifade kullandı. Ben buna katılmıyorum. Esas görünen yüzlerimiz sizlersiniz. Sahada birebir vatandaşımızla temas eden, onların dertleriyle dertlenen ve aynı zamanda muhatap olan sizlersiniz. Onun için de sizler bizim için çok önemlisiniz. Yani eğer siz sahada o yaptığınız işlerde düzgün işler yapmaz, vatandaşla muhataplığınızda ilişkilerinizi düzenli ve iyi kurmazsanız bu direkt bize yansıyan hadisesi olur. Ama sizler sahada yaparken işlerinizi özen göstererek, düzgün bir şekilde imalatlarınızı yaparken vatandaşlarımızla da ilişkilerinizi düzgün kurduğunuzda bu belediyenin görünen yüzünün de aynı zamanda çok daha faydalı ve aynı zamanda da vatandaşlarımız anlamında onlar tarafından da çok daha hoş ve memnuniyetle karşılanır bir şekilde bizlere geri dönüş olur. En basiti sosyal belediyecilik anlamında siz de biliyorsunuz. Tesislerimizin ciddi anlamda memnuniyeti var. Burada normalde gidip de vatandaşlarımıza o ikramları yapan, onları karşılayan aslında bizler değiliz. Ama oradaki o ikramları yapan, onları karşılayan personellerimizin güzellikleri bize memnuniyet olarak geri dönüyor. Aynı şekilde sahada da sizlerin bu yaptıkları hizmetler ve onlarla olan iletişiminiz bizlere memnuniyet olarak geri dönüyor. Onun için sizler sahada gerçekten Ünye Belediyesi'nin birebir vatandaşla ilk temas ettiği personellerimizsiniz. Sizlerin onlara olan davranışı, sahadaki davranışlarınız çok önemli. Biz sizlere güveniyoruz. Bizi bu zamana kadar mahcup etmediniz. Aksine yücelttiniz. Sağ olun, var olun. Ki çalıştığımız kurumu yüceltiyoruz aslında. Eğer bir kurumu yüceltirsek o kurumun temsilcisi olarak aslında bizler de yücelmiş oluruz. Bizler de o değerli parçanın bir parçası olarak biz de o sistemin içerisinde oluruz. Onun için özellikle bizim yaptığımız işte ailemizi geçindirirken, evimizin, hanemizin rızkını temin ederken hayırlı bir işe de imza atıyoruz. Nedir? Şehrin sorunlarını çözmek, vatandaşın problemlerini gidermek üzere sahadayız. Onun için yaptığımız her iş aynı zamanda vatandaşlarımızın da hayır duasının bizlere dönmesine vesile oluyor. Bunlar da bizlerin ömrüne, ahiretine bereket katıyor arkadaşlar. Destek hizmetlerinin buranın ilk halini biliyorsunuz. Tespit anlamında, yer anlamında güzel bir lokasyonda. Ama eksikleri çok fazlaydı. Sahanın beton olmayışı, buradaki malzemelerin depolanma sisteminin düzgün olmayışı, aynı zamanda raf sisteminin planlı ve düzenli olmayışından, giriş ve çıkışların da bir envanter, bir çizgi dahilinde sisteme kayıtlı olmayışından dolayı bir plansızlık ve düzensizlik vardı. Allah'a şükürler olsun geldiğimiz noktada bugün bilgisayarda tuşuna dokunduğunuzda hangi ürün nereye gitmiş, hangi ürün ne zaman giriş yapmış ve aynı zamanda araçların da
sahada ne kadar çalıştı ve çalışma neticesinde de ortalama yaktı yakıtların litresinin bile miktarını tespit edebilir duruma geldi. Bu kontrol mekanizması güvensizlikten değil. Güvenmek demek kontrolü elden bırakmak değil arkadaşlar. Bu şekilde sistemin kendini kontrol edebilir olması aslında işleyişinin de daha verimli olmasına vesile olur. Ben biliyorum ki ilk geldiğimizde burada esamesi bile okunmayan araçların parçası kaldı. Bu neden? Düzenli bir planlı bir kayıt sisteminin işletilmemesi. Eğer siz düzenli planlı bir kayıt sistemi işletirseniz buradaki hiçbir ürünü ziyan etmeden milletin parasıyla aldığınız ürünleri milletin hizmetine geri döndürmüş olursunuz. Sizler her biriniz 570 kilometre kare olan Ünye'nin bütün sınırlarında hizmet etmek üzere dağılacaksınız. Yani bu araçlarla, buradaki ekipmanla hemşerilerimizin dertlerini, sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz. Bulunduğumuz alanda bu araçlarımızın işlev anlamında, verimlilik anlamında ve anında yapılan müdahaleyle sıkıntılarının giderilerek daha hızlı, daha verimli bu araçların çalışmasına vesile olan destek hizmetlerinin burası tamirhanesinden alın, atölyelerindeki ki burada metal işlerini işleyen atölyemiz de burada, ahşapla ilgili bölüm de burada, çok işi de kendimiz yaparak aslında maliyetleri de burada ne yapmış olduk? Minimize etmiş olduk. Maliyetlerin minimize edilmesi demek daha fazla iş yapmak demek, daha fazla hizmet üretmek demek. Onun için de burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma, sizlere yürekten öncelikle teşekkür ederim. Abi sağlık olmadan güvenlik için yaramaz.